Ruhi Mücerret'ten herkese selam. Orta Dünya açlığımızı doyurmaya devam ediyoruz. Bugünkü menümüzde İki Kule filmi var. Hazırsanız servis başlıyor. Şimdiden afiyet olsun. Edoras'ın çekileceği yer bir milli parkın ortasındaydı. Yeni Zelanda Koruma Derneği orayı buldukları gibi bırakmaları koşuluyla çekim yapmalarına izin verdi. Bunun için doğal bitki örtüsü ve otların çoğu kaldırıldı ve özel olarak inşa edilmiş bir fidanlıkta depolandı. Çünkü çekim yaklaşık 16 ay sürecekti. Aragorn'un kostümü bu filmde bir öncekine kıyasla biraz değiştirildi. Aragorn bu filmde ölen yoldaşını onurlandırmak için Boromir'in bedeninden aldığı Gondor'un deri bilekliklerini takıyor. Bernard Hill'in yaşlı Théoden makyajı yaklaşık 9 saat sürüyordu. Gözlerine çok yaşlı insanların sahip olabileceği beyaz görünümü vermek için kontak lens taktı ancak bu etki yeterince başarılı olmadı. Bu yüzden gözleri daha sonra dijital olarak elden geçirildi. Miranda Otto sete geldiğinde ilk olarak en çok birlikte çalışacağı kişilerle tanıştırıldı. Viggo Mortensen'le tanıştığında karakterinin ona aşık olmasıyla ilgili "Bu adama aşık olmak çok kolay olacak" yorumunu yaptı. Ayrıca bu ilk çekim günü Liv Tyler'ın onu kollarını açarak coşkuyla karşıladığı ve bu filmde başka bir kadın olduğu için çok mutluyum dediği söyleniyor. Beyaz büyücünün Fangorn ormanındaki ilk görünüşü, Sir Christopher Lee'nin gözleri, Sir Ian McKellen'ın yüzüne kompoze edilerek kasıtlı olarak kafa karıştırıcı hale getirildi. Karışıklığı artırmak için her ikisinin sesleri de değişen yoğunlukta karıştırıldı. İki Kule romanının final sekansının yani Frodo ve Sam'in Shelob'la karşılaşması bu filmde değil, 3. filmde yer alması gerektiği senaristler için en başından beri belliydi. Ayrıca Isengard'da mağlup Saruman'la yüzleşmenin filmin doruğuna uygun olmadığı düşünüldü ve bu nedenle 3. filmin başına taşındı. Bu taktiksel hamle Miğfer Dibi Savaşı'nın Isengard ve Osgiliath'ın eş zamanlı savaşlardan sahnelerle kesilerek İki Kule'nin doğal doruk noktası haline gelmesi anlamına geliyordu. Frodo ve Sam Osgiliath'tayken Sam der. Bu senaryonun kitabın hikayesinden aldığı sapmaya bir göndermeydi. Kitapta Sam ve Frodo Osgiliath'tan hiç geçmemişlerdi. Filmde Lord Elrond, Rohan askerlerine yardım etmesi için Miğfer Dibi'ne bir elf bölüğü gönderir. Elfler aynı zamanda kendi evlerini Sauron'un güçlerinin saldırılarına karşı savunmakla meşgul olduklarından kitapta bu gerçekleşmez. Fakat elflerin fedakarlıklarını göstermek ve filmdeki tüm savaşları insanlara bıraktığı izleniminden kaçınmak için bu filmde elflere yer verilmesine karar verildi. Uruk ayıları canlandırmak için 1.80 boyunda yeterli sayıda adam bulamadıklarından 1.60 boyunda adamlar da rol aldı. Ekip onlara şakasına Uruk Love lakabı taktı. Ayrıca çekimler sırasında hiçbir zaman 100'den fazla Uruk ayı olmadı. Geri kalanı bilgisayarda üretildi. Miğfer Dibi Savaş sekansındaki 10.000 Uruk ayı savaşı tezahüratı, Sir Peter Jackson'ın kalabalığa liderlik ettiği Diamond Vision ekranında hecelenen "Derp Go, Nash Go, Derp Go, Dash Go" savaş tezahüratlarını söyleyen 25.000 kriket taraftarından oluşan bir stadyumda kaydedildi. Miğfer Dibi Savaşı başlamadan önce Uruk-ayların mızraklarını yere vurdukları sahne, dublörlerin zaman geçirmek için çekimler arasında yaptıkları hareketten esinlenilmişti. Sir Peter Jackson bunu gördükten sonra beğendi ve filme koymaya karar verdi. Miğfer Dibi'nin ana kapısı o kadar ağır ve iyi inşa edilmişti ki kapıları yıkmak için inşa edilen gerçek koçbaşı kapı zayıflatılana kadar bunu başaramadı. Birileri kapıyı biraz fazla iyi inşa etmişti ve yönetmen Sir Peter Jackson'ın genişletilmiş baskı DVD'sinde bir kaleyi savunmak zorunda kalsalardı kapıyı Veta atölyesindeki adamların inşa etmesini isteyeceğini söylüyor. Aslen Arwen, Miğfer Dibi Savaşı'nda insanlara katılan elflerin savaş gücüne dahil edilecekti. Bu 1000 küsur sayfalık romanı 2 filme sığdıran Miramax'ın senaryo çalışmasının bir kalıntısıydı. J.R.R. Tolkien'in eserine serbest ve kolay yaklaşımıyla internette hayranların öfkesiyle karşılandı. Liv Tyler sahnelerine hazırlanmak için kılıç dövüşçüleriyle antrenman bile yapmışken bu yaklaşımın işe yaramadığını fark eden senaristler tarafından filmden çıkarılmasına karar verildi. İki Kule kitabında yer almayan Arwen, nihayetinde romanın arkasındaki ekler bölümünden öğeler alınarak ve Aylık Vadi'de Aragorn'la birlikte geri dönüşler kullanılarak hikayeye yeniden dahil edildi. Yazarların bu çözümü bulması yaklaşık 1 yıl sürdü. Miğfer Dibi sahnelerinin çekimleri yağmur makinesinin altında tam 4 ay sürdü ve 20 saatlik görüntü kaydedildi. Bu sahne ekip için o kadar yorucuydu ki Jackson tüm figüranlara bu deneyimi hatırlamaları için ücretsiz tişörtler verdi. O kadar çok figüran vardı ki Yeni Zelanda'nın başlıca şehirlerinde bu tişörtleri giyen diğer figüranlar birbirlerini sık sık tanıyorlardı. Tişörtün ön yüzünde "I survived Helm's Deep" yani Miğfer Dibi'nden sağ çıktım ifadesi yer alıyordu ve Helm'deki M harfi çizilmişti. Bu da deneyimin cehennem gibi olduğunu gösteriyordu. Tişörtlerin 2 versiyonu vardı. Biri siyah renkteydi ve arkasında Yüzüklerin Efendisi Uruk-hai Taburu yazan kırmızı bir baskı vardı. Diğeri ise mavi renkteydi ve arkasında Yüzüklerin Efendisi Elf Alayı yazan gümüş bir baskı bulunuyordu. Üçlemede yaklaşık 200 ila 300 at kullanıldı. Atların kullanıldığı sahnelerin çoğu atların zarar görebileceği yoğun savaş sahneleri olduğu için bir ata ve binicisine Andy Serkis'in rolü için giydiği türden bir giysi giydirildi ve stüdyoda 4 nala koşmak ve şaha kalkmak gibi tipik savaş sahneleri çekildi. Böylece görüntüler savaş sahnelerine dijital olarak eklendi. Ayrıca Miğfer Dibi Savaşı'nda karton tüplerden yapılmış yüzlerce mızrak vardı. Bu sayede hücum eden atlardan hiçbiri yaralanmadı. Rohirrim atlılarının sayısını arttırmak için erkeklerin çoğu aslında sakal yapıştırılmış kadınlardı. Sir Peter Jackson ve diğerleri bu kadın binicilerin çoğu durumda erkeklerden daha yetenekli biniciler olduğunu belirttiler. Andy Serkis'e Gollum rolü menajeri tarafından teklif edildi ve menajeri onu arayıp Yeni Zelanda'da 3 haftalık seslendirme çalışması yapmak isteyip istemediğini sordu. Ancak yönetmen Sir Peter Jackson, Serkis'in seçmelerinden o kadar etkilendi ki Gollum'un hareketlerini de ona yaptırmaya karar verdi. Andy Serkis'in kaya tırmanışı hobisi Gollum olarak çoğunlukla 4 ayak üzerinde sergilediği performans için çok kullanışlı oldu. Serkis, Gollum'un sesini kilisinin tüy yumağını öksürürken çıkardığı sesten ilham aldığını söyledi. Ayrıca Serkis'in bu yoğun seslendirme performansında boğazını yumuşatmak için şişelerce Gollum suyu adını verdiği bal, limon ve zencefil karışımı içti. Gollum'un çaresizliğini ve aşermelerini de eroin bağımlılarının yoksunluklarına dayandırdı. Orkların kanı siyah olduğu için ağızlarının içinin de pembe değil siyah olması gerektiği düşünüldü. Bunun için ork oyuncularının her sahneden önce likör bazlı bir gargara yapmaları gerekiyordu. Gimli'yi canlandıran John Rhys Davies gençken bir çiftlik kazasında sol orta parmağının ucunu kaybetmişti. Bu yüzden sağ orta parmağının alçısından özel protez parmak uçları yapıldı. Davies çekimler sırasında yönetmen Sir Peter Jackson'a bir şaka yapmaya karar verdi. Protez parmağının ucunu kesip içini sahte kanla doldurduktan sonra Jackson'a gidip "Patron bir kaza geçirdim" dedi. Jackson kopan parmak ucunu görünce paniğe kapıldı ve hemen bir doktor getirmelerini söyledi. Ama daha sonra şaka olduğu anlaşılınca büyük bir rahatlama yaşadı. John Rhys Davies sadece Gimli performansıyla kalmadı. Ağaç sakalı da seslendirdi. Bu ses elektronik bir distorsiyonla değil, aktörün doğal gür sesini mümkün olan en düşük perdeden tahta bir megafon aracılığıyla konuşmasıyla elde edildi. Ağaç sakalın animatronik kuklası 4 metre uzunluğundaydı. Billy Boyd ve Dominic Monaghan bu filmin yapımı sırasında ağaçta o kadar çok zaman geçirdiler ki çekimler arasındaki zamanlarında bir senaryo yazdılar. Ayrıca tüneklerinden inip çıkmak o kadar zordu ki ekibin geri kalanı yemek yemeye giderken molalar sırasında onlar orada kaldılar. Ama şükür ki biri onlara kendi yemeklerini uzatıyordu. Orkların peşinden koşan Legolas, Aragorn ve Gimli'nin geniş çekimlerinde 3 oyuncu da aslında yaralı olarak koşuyor. Attan düştüğü için Orlando Bloom'un birkaç kaburgası kırıldı. Bir miğferi tekmeledikten sonra hepimizin bildiği gibi Viggo Mortensen'in 2 ayak parmağı kırıldı. Gimli'nin dublörü Brad Beatty ise dizinden yaralandı. Sir Peter Jackson üçünün de kendilerini role adadıklarını ve sahneyi çekmeye devam ettiklerini kes denildikten sonra sık sık "ah" ya da "of" diye bağırdıklarını söyledi. Viggo Mortensen'in başı beladan kurtulmuyor ne yazık ki. Aragorn'un nehirde yüzdüğü sahnenin çekimlerinden birinde Mortensen saniyeler boyunca suyun altında sürüklendi. Neyse ki kendini bir kayanın üzerinden yukarı atmayı başardı ve belki de bu şekilde hayatını kurtardı. Daha sonra bir güvenlik ekibi onu kurtardı ve kıyıya çıkardı. Yüzük Kardeşliği'nde kısa bir süre görülen Gollum, bu ve 3. filmde görünenden tamamen farklı bir tasarımda. 2. filmin çekimleri sırasında Sir Peter Jackson, Andy Serkis'in fiziksel performansının Gollum'un dijital tasarımında kullanılması gerektiğini fark etti. Bu nedenle Beta Digital, filmdeki baş karakterlerden birinin tasarımını değiştirmek zorunda kaldı ve Serkis'in yüzünü tarayarak bazı yüz özelliklerine dahil etti. Jackson'ın Kralın Dönüşü'nde yer almak üzere Serkis'in orijinal Smeagol'ı canlandırdığı bir flashback'te çekmiş olması bu kararı pekiştirdi. Fakat bu kararla Beta Digital'ın 2 yıllık çalışmayı yeniden yapmak için sadece 2,5 ayı kalıyordu. Serkis nihai sonucun babasıyla yeni doğan bebeğinin bir karışımı gibi göründüğünü söyledi. Gollum'un render edilmesi bir çekim için genellikle 6 saat sürüyordu. Bu yüzden görsel efekt ekibi Beta çekimi gece boyunca render etmeye bırakıyor ve sabah sonuçları kontrol ediyordu. Ama arada sırada bir bilgisayar arızası meydana gelirdi. Örneğin bir sabah ekip uyandığında Gollum'un kafasındaki her saç telinin bir tür punk görünümlü afro şeklinde dik durduğunu ya da konuşurken gözlerinin kafasının içine girip çıktığını gördü. Gollum'un göz bebekleri ve beden dili ruh halinin sinyallerini veriyor. Hain Gollum dar göz bebeklerine sahiptir ve omuzları vahşi bir kedi gibi kamburdur. Bu da onu uğursuz ve yırtıcı bir hayvan gibi gösterir. Dost Gollum'un göz bebekleri biraz daha geniştir ve vücut hareketleri bir çocuğun hareketlerine benzer. Bu da onu masum ve sevimli gösterir. Bu en çok çift kişiliğin birbiriyle tartıştığı sahnede belirginleşir. Gollum'un bir balığın peşinden nehirde sürünerek ve sıçrayarak ilerlediği bir sahnede Andy Serkis gerçekten de suyun içindeydi. Önceki gece kar yağmıştı ve ekip karları eritmişti ama su hala dondurucu soğukluktaydı. Sir Peter Jackson, Serkis'in soğuk nedeniyle uçurumu unutacağından ve düşeceğinden endişelendiği için çok yaklaşması durumunda onu durdurmak üzere 2 ekip üyesini uçurumun kenarına yerleştirdi. Serkis setten havlu ve alüminyum folyo giyerek çıktı. Gandalf'ın filmin sonlarına doğru söylediği Cümlesi, Sir Winston Churchill'in 18 Haziran 1940 tarihli 2. Dünya Savaşı'nın en ünlü konuşmasından alıntılanmıştır. Bu videomuz da burada sona eriyor. Olur da içeriklerimiz hoşunuza giderse videoyu beğenip kanala abone olmak size zor gelmesin. Desteğiniz bizim için çok önemli. Daha önümüzde kralın dönüşü var. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.